Evet teyzeleri, biz havuzdan çıktık. Bugün dedemizle beraber seyrettik oğlumu. Ama hiç içeride çekmek aklıma gelmemiş. Babamla böyle orada otururken kendimize. Aslında ne yapalım? Eşim de bugün 1.30'da falan çıkıyordu ya. Normalde cumartesi günü yarım gün çalışıyor. O da bir yerde bir iş var, ona bakayım geleyim dedi. Siz gelme, hani ben dedi eve çıkarım, siz de eve gelirsiniz dedi. BİM'e geçeceğim ya da 101 artık hangisi yolumun üstünde olursa oraya geçeceğim. Büyük ihtimal 101'e giderim. BİM şu arka tarafta kalıyor ya. Oradan alacaklarım var. Alacaklarımızı alalım, sonra dolmuşa bineceğiz. Doğru eve bir çay yaparım. Simit de almam lazım şuradan. Pastane simidi istedi paşam. Acıktı ya şimdi, orada efor sarf etti teyzesi. O yüzden simit istedi. Pastane simidi alacağım. Çay yaparım. Kahvaltılık bir şey yaparız yani evde. Bir yemek yeriz. Çünkü herkes ayrı ayrı yedi. Ne olduğunu anlamadık gibi bir şey. Hadi gidelim bakalım, bir şeyler alalım şimdi marketten. 101 Heybem, alacaklarımızı aldık. Şuradan kenarda şey var, Şirin Simit Sarayı var. Oradan da poğaçayla simit aldım. Eve gideceğim, hemen çayı koyacağım çünkü çok acıktım. Saati göstereyim bak. Saat tam 3. 3'ü geçmiş hatta. Hah, doğmuşumuz da geldi. İnan ki var ya, 15 dakikadan beri otobüs bekliyoruz. Kuzum üşümedin değil mi? Üşümedin değil mi anne? Biraz üşüdü bak çocuğum, üşüdü. Babamla beraber bekliyoruz burada. Eşim aradım, ulaşamadım. Efendim anne? Ne? Normal düşmezdi, aynen. Neyse canlarım, otobüsümüz gelsin. Babamın arkadaşı geldi. Yaşlı kağıdımı çıkarttım. Gazilik kartı mı? Şey, sen söyle. Gazi. Neyse canlarım, otobüsümüz gelsin, gideceğiz. Çok şükür eve geldik ama dışarısı o kadar soğuktu ki anlatamam. Rüzgarımı üşütmemeye çalıştım ama inşallah hasta olmaz. Dur, aşağı doğru kayayım, ne yapayım? Gelirken şey aldım, hemen ocağa çayı koydum ısınalım diye. Eşim de gelmiş, salonda uyuyakalmış. Hemen çay koydum, şeyden de poğaça aldım. Dedim ya, o bizim orada Şirin Simit Sarayı var diye. Oradan poğaça aldım, poğaçaları ısıtacağım şimdi. Simiti koyacağım, kahvaltılık çıkaracağım. Ondan sonra inşallah Allah nasip ederse yemek yiyeceğiz. Ama şu kadar diyeyim, açlıktan ölüyorum. Allah, açlıktan öldüm kız. Dur. Mutfağın halini görüyor musun? Kahvaltı bulaşıklarını şey yapmadan, makineye atmadan gitti birden ki. Şu pastane simidini ablaya sorduydum. Abla koydum diye koymuş, iyi. Benim oğlan şuna hasta bak, Rüzgar. Şu simide hasta, bunu çok seviyor. Ötekini o kadar sevmiyor. Ben de o yüzden bunu alıyorum. Dedim ısıtacağım, ondan sonra artık hep beraber makineye atarım hepsini. Dedim ya şey yapamadım diye. 101'den, heyecandan şunu aldık bak. Gelin. Hey, ben şunu aldım bak, indirime girmiş bu. Kaşa 99 liraya aldım. Bende de bir ne çaydı? Gösterirsen ayıp olur. Niye anne? Olmaz olmaz. Dedesi şey alıverdi de, tatlı alıverdi de gösterirsen ayıp olur diye. Niye ayıp olsun anne? Koy oraya. Sizden çekin. Ya. Neyse 99 liraydı bu. Bende de bir tane çay vardı ama beta tea'ydi herhalde. Ondan aldıydım. Ondan karıştıracağım bunu. Sonra ne aldım? Şeyden, heybenden hatta reçel... Pastane simitleri var değil mi? O normal simit. Pastane simidi bir tane varmış. Onun şurada bak. Hayır. Bu. Ama masa hazırlıyor. Beraber yemeyecek mi bizle? Geçin mi? Ha? İyi tamam, sen o zaman geçeyim. Şeyde, heybemde şimdi Allah biliyor bayağı pahalıydı reçel. Reçellerim vardı benim de, dura dura böyle koyulmuşlar, onları açmam lazım. Yani niye öyle oldular bilmiyorum. Şöyle bu reçeli aldım, bu 55 lira, bol mix. 101'den aldım bunu, orada dedim daha uygundur dedi. Nerede uygunsa oraya kaçtım yani. Şunu aldık, Fiskorella'nın. Bu da kaç gram? 400 gram, bu da 50 TL'ydi. 50 miydi kız? Yok, bu 39.90'dı, bunun cam olanı vardı, o da 55 liraydı. Bunu şey yaptım, aldım. Bir tane şöyle salam aldık. Bu çocuklar seviyorlar yani, yapacak bir şey yok. Alıyorum o yüzden. Babam zaten çoğunun parasını verdirmedi. Şu fişi olursa fiş uygulamayı yükleyelim. Biliyorum hani Ipsos'tan şey yaptıydım. Böyle fiş yükledim de yorgan aldı. İki tane atıyorum. Gene ona yükleyeceğim bu fişleri. Sonra ne aldım? Sucuk aldım. Şu sucuğu 80 liraya alıyordum. 101'den olmuş 89 lira. Tezgahta bunları koyacak yer yok inan ki. Dur bakayım. Yeşil mercimek aldım. Bu kaç liraydı? 59,5'tu herhalde. Tabii ya 54,5 ya 59,5. Öyle bir şeydi. Şimdi yalan olmasın. Bardak sen de dövrünme. İdare terden anlarsın. Ovadan pirinç aldım. Bu da 40 küsür liraydı. Küsürünü hatırlamıyor. Yani bunlara 330 lira gibi bir şey verdik herhalde. Şu ahir peyniri aldım. Bak bunu çok seviyorum ben. Şu dışı, hani şöyle plastik gibi olan var ya. Bu beyaz hoşuma gidiyor. Bu güzel yani bak.
Böyle sert, biraz böyle olgunlaştırılmış peynir tadı var bunda. O yüzden hoşuma gidiyor. Bunu aldık. Böyle yayıyor tezgaha. Ona şunu aldı. Yupo, jelibon. Bunu görmedi. Şimdi tatlı yedi ya, bunu görmedi. Bu işim de burada kalsın. Kız şunları da yakarız bir de. Çaydet ısırdamaya başladı. Onu da deneyeceğim şimdi. Bir tane takipçim şey sormuş. Ben gerçi bunun açıklamasını yaptıydım da. Evde demiş hani başınızı kapatıyorsunuz da demiş. Hani dışarıda niye saçınızı açıyorsunuz demiş. Ben zaten bunu hep söylüyorum. Ben normalde böyleyim yani. Ben normalde açığım ama evde genelde hem hoşuma gidiyor. Bak inşallah yani Rabbim dışarıda da takmayı nasip eder. Kız bu gene kaydı herhalde, dur. Rabbim inşallah böyle daha da kayacak. Dur. Yani Rabbim inşallah dışarıda da böyle takabilmeyi nasip eder. Gayya dur şunu düzelteyim, dur. Heh, oldu. Şimdi düzelttim. Şey gevşemiş de vidası. İnşallah valla Rabbim dışarıda da takmayı nasip eder. Ben mesela hep diyorum saçlarım aşırı dökülüyor. O yüzden ben şimdi genelde farkındaysanız böyle dışarısı hariç evde genelde mutfakta çekiyorum videoları. Ya yemek yaparken, ya yemek hazırlarken, ya mutfağı toplarken. Böyle salonda falan az oluyor video çektiğim. Gerçi oralarda da takıyorum zaten. Saçlarım çok dökülüyor. Hani yemeğin içine falan çıkmasın diye de Allah korusun. Şey yapıyorum, o yüzden evde eşarp takmak istiyorum. Belki böyle de hani Rabbim belki de dışarıda da hani kapanmayı nasip eder. Belli mi olur? Dur bakalım, ileriki zamanlar gösterecek. Şimdi hani tam o gücü kendimde bulamadım. Hani bunu söyleyeyim şimdi. Şimdi utanarak da olsa söyleyeyim ama hani o gücü kendimde bulamadım. Anladın mı? Şimdi kapanmak, bir daha da böyle hani tekrar açılmak da var. Rabbim inşallah nefsimizi köreltir de bilmiyorum. Tekrar da açılmak var. O daha da kötü. Yani o yüzden genelde mutfakta video çektiğim için o yüzden eşarpı mutfakta takıyorum hani şey çıkmasın diye. Hani şimdi takamadım ayrı. Aramaya şey yapamadım. Ne de fırsat bulamadım. Eşim çok aç. Ben çok açım. Adam işten geldi. Saat 3'ü işte durakta gösterdim ya sana. Kaçtı saat? Bak 4:10 geçiyor yine. 4:10 geç eve geldik. Şu çayı demleyeyim hemen. Kız sen de şimdi her şey yapma, dur. Hah, dur şundan ayrımı kısayım. Tost makinesi ısınınca böyle pamuk gibi oluyor, tahayyü oluyor. Sıcacık oluyor yani, fırından almış gibi. Oradan alıyorum, oraya koyuyorum, oradan alıyorum, oraya koyuyorum. Şey yapamadım, sabah bakamadım evi toparlamaya. Havuza da geç kalıyorduk. Eşimi gönderdim. Babamlarla çocuklara kahvaltı hazırladım. Ondan sonra çocuğu hazırladım. Az bir şey örgü ördüm derken burası kaldı yani. Olsun, ne yapalım, Rabbim sağlık versin. Şimdi toplarım hepsini. Değil mi, ne delim? Şöyle güzel bolca çay demleyeyim de. Ilımır kaynatacağım bir de. Oğlan çok şey, çok hasta büyüğü. Gene de gezmekten geri kalmıyor da. Hasta, ılımır kaynatacağım. Hatta babama dedim. Baba dedim, eve çıkınca dedim. Hatırlat bana dedim, ılımır koyayım ocağa dedim. Akşam hep beraber içeriz. Aşırı üşüdük bugün, bakma. İnşallah hasta olmam. Yoksa vallahi yandık. Ay, ayakta duramıyorum. Tövbe estağfurullah. Neyse canım, ben şimdi yemeğimizi falan hazırlayayım. Çayımızı içelim. İşte kahvaltılık şey yapacağım. Kız simidi de ısıtıyorum. Bunlar artık oldu. Dediğim gibi hepimiz çok açız. Kahvaltı gibi yapacağım yani. Yemeğimizi hazırlayalım. Yiyelim, ondan sonra inşallah tekrar gelirim. Valla neyden geleceğim benim de haberim yok. Çünkü kafam soğuktan çalışmıyor inan ki. Kız bacım sana bir şey diyeyim. Hani böyle normalde yemek yersin de böyle bir kendine gelirsin ya. Tam tersi oldu bende. Soğuk herhalde iyice ezmiş. İnşallah rüzgarım hasta olmaz. Herhalde iyice ezmiş bizi soğuk. Yemedi iyice var ya, bayıla kaldım ya. Ay inan ki şu mutfağı zor topladım şuraya bak. İnan ki makineye atacak bile gücüm yoktu. Bırak şu bulaşık makinesi denen şey çok büyük bir nimet. İnan ki çok büyük bir nimet. Şeyde çarşının içinden gelirken, markete giderken sana dediydim ya. Dedim mi kız? Belki de demedim. Şeyi ıhlamur kaynatacağım dedim. Büyük olan hasta, hala ta gezmedi. Ondan sonra şimdi rüzgar da bayağı bir soğuk yedi. Bu da bir sefere yeter. Ben de şimdi bayağı bir ezildim. Herkes soğuktan muzdarip. Eşim zaten eve dedim ya, eve gelince uyuyakalmış adam. Ondan sonra ıhlamur kaynatacağım. Akşam şöyle hepimize birer bardak şöyle limonlu, bol limonlu bu ıhlamur vereceğim. Şu kadar ıhlamurum kaldı bak. Bunu da köyden getirdiydim. İşte babam, Recep abi, bir de amcam onu ta gayaların üstünde bir tane ağaç varmış. Oradan topladılardı. Kastamonu'da gaya dibinin üstünde. Oradan topladılardı. Sen nereye gidiyorsun? Aa, mayonez canlandı. Bunu şimdi suyunu koyayım, ocağa atayım da şey yapacağım, kahve yapacağım. Belki kahvaltı kendime götürü beni. Sıcak tarafından koyacağım. En kısık ateşi şimdi orada iyice de demlensin bu. Akşama kadar yolu var. Heh. Ondan sonra basarım üstüne limonu, mis gibi olur. Şu en küçük tarafına koyayım da. Burada güzelce hallolur bu. Şimdi ikindi yemeğimi desem, ben bunu akşam yemeğimi desem 5:30-6:20 var. Bunlar acı yani, bunlar derken ev halkı
Yine acıkır herhalde. Ben bir yemek hazır etsem mi ki? Şu mercimeği çıkardım şuraya. Dur bakayım. Yapayım ya. Mercimeği de koyayım da dur. Mercimeği de koyayım. Burada yeter mi? Yok, asla bu. Hah, bu yeter. Bu şişecek. Patates de koyuyorum içine. Yeşil mercimeğin içine patates koyuyorum ben. Sen koyuyor musun bilmiyorum. Annem hep öyle yapardı. İnan ki. Şey yapacağım dedim ya. Türk kahvesi yapacağım. Onu da şöyle şeylerini ayarlayayım da. Malzemeleri. Şunu ıslatmadım ya. Yıldız kendine gel. Aa. Kafa gitti. Kafa gitti. İnan ki kafa gitti. Dur bakayım. Şu şeylerini ölçeyim. Valla hepsine ben bunu süt koyuyorum. Sen nasıl yapıyorsun? Hepsine süt. Normalde böyle su süt karışık yapıyorlar ama yok. Ben üçüne de süt koyacağım. Üç fincana da. Çiçeğimi de bu arada bak şurada görüyorum. Bak şurada bir kalabalık var. Bir yeşillik var. Şey yaptım. İsmini de. Hep buladım çilli begonyayı. Yukarıda da gitmiş. Ağaç gibi olmuş. Ta tabana çıkacak. Neredeyse tabanı delip de üst kata çıkacak. Baktım bir de yaprakları iyice böyle şey yapmış. Ne o? Böyle yatmış. Biri bir yana yatmış. Biri bir yana yatmış. Sen dedim artık ömrüm buraya kadar. Hep bak şeyleri yoldum. Adını de kökünden mökünden çıkardım hepsini. Bak şöyle dallarından da çimlensin diye şey koydum. Yeniden tekrardan dikecek. Yani beni göremeyince daldan. Bak gördün mü? Bunların hepsini şey yapacağım. Tekrardan dikeceğim. Çimlendireceğim bunları güzelce. Bu zaten arsız oluyor. Hemen büyüyor bu. O yüzden hepsini böyle şimdi tazelendiriyorum. Sarsıyor görsen bomboş. Bir tek böyle şu kalının sapı kaldı. Onu da üşeniverdim de aslında böyle kokundan çekip atacaktım toprağa hani böyle havalansın diye. Aynı toprağa dikeceğim gene. Biraz şöyle havalandırdıktan sonra inan ki onu böyle her yere kumulu diye başıma hiç çıkar diye kokunu bıraktım oraya. İnan ki bunları böyle şeye koydum. Bir tane dedim şey yapsın da ismine çimlensin de çimlendikten sonra ne zaman kar ekeceksem o zaman hem toprağa havalanın hem de kokları oradan sökerin dedim. Sabah sabah onunla uğraştım inan ki bir de. Zıttıma gitti. İyice yaşlanmış. Böyle bir şey yatmış aşağıdan yukarı doğru. Sen dedim gari yaşın geldi. Gari senin işin bitti. Ah, şey arayalım. Bunlar da şey. Bak. Ayfer ablamın gönderdiği kahve. Bir tanesini açtım. Şimdi onu şey yapacağız. Yiyeceğiz. Bir de bir güzel kokuyor. Orta kavrulmuş göndermiş. Bir de bir güzel kokuyor. Sana anlatamam. Allah razı olsun. Hep içtikçe onu anlayacağım. Hep. Gerçi kahve içmesen anmayacağım diyeceğim belki ama yok. Vallahi bacım sana bir şey diyeyim bak. Muhabbet etmeye çalışıyorum. Böyle bir şeyler söylemeye çalışıyorum. İnan ki ne bacağım tutuyor, ne kolum tutuyor, ne beynim yerinde. İnan ki bak. Ay dur şunu biraz koklayayım. Oh be. Ay sen de böyle şey yaparken kahve yapacağın zaman kokluyor musun bilmiyorum. Kız bu nasıl güzel bir şey Rabbim ne güzel yaratmış ya. Allah'ım sana şükürler olsun. Oh Allah'ım oh ne güzel kokuyor ya Rabbim sana şükür olsun ya. Neyse ben daha fazla saçmalamadan videoyu burada biraz durdurayım. Oldu mu bir kendime geleyim. Bir kahvemi falan iç. İnan bak kelime türetemiyorum. Bakma böyle konuştum. İnan ki böyle beynimden bir dünya şey geçiyor. Birini söylerken ötekini unutuyorum. İnan ki diyor ki soğuk ezmiş zaten yorgunum. Yarın da pazar Allah nasip ederse yarın şöyle var ya ona kadar falan yatacağım. İnan ki ona kadar falan şöyle kendimi dinlendirmem lazım. Ev halkına diyeceğim sakın kalkmam. Ona doğru ben size kahvaltı hazırlığı verin diyeceğim. Bir de şey yarın inşallah havuz yoktur. Normalde ben bugün olmaz pazar günü ol diye bakıyordum ama ocağın akşamdan yazmış bir de havuz var diye. Ondan sonra inşallah yarın havuz koymaz da. Herhalde gün peş peşe koymaz. Yarın iyi bir dinlenirim. Vallahi bugün örgü videosu çekeceğim onu da bilmiyorum. Bak halimden de anlıyorum. Normalde ben böyle miyim? Taramalı tüfek gibi saydırdım ve anca bu odalayı. Sen bir açık müsaade et. Ben bir kahve için bir kendime gelin. Şu beynim hele bir zihnime otursun. Şu beynim zihnime otursun. Tamam geleyim birazdan. Şimdi eşim yukarı gitti. Yukarıda hani su alıverecek bana dediydim ya. Ondan sonra şey dedi, çorba sordu. Çorba var mı altın dedi. Allah bilir ya çorbam yoktu yani. Dün akşamdan da zaten az bir tarhana vardı. Onu da babam içtiydi ya. Şey yapmadım, ben kendimize çorba yapmadım akşam gelince. Çorba sordu, hayırdır dedim. Ondan sonra annem dedi rahatsızlanmış dedi. Biraz dedi kalbinden sıkışmış dedi. Hatta şey yapmışlar, acile gidip gelmişler. O anjiyo oldu, şey var, stent var kalbinde. Onu ara ara böyle şey yapıyor yani, sıkıştırıyor onu. Çorba var mı deyince de şey yapıyorum, işte tarhana yapıyorum ona. Üst kata çıkaracağım da şeyde kahve de gelince üst kattan şey yaparım. Benimkileri yapıverim ondan sonra biraz dinlenirim yani. Ama bugün örgü videosu falan çekmeyeceğim. Yani şimdi kafam 10 saat kaç?
Oo, saat zaten 6 olmuş. Bu zaten hangi video çekeceğim de şeye koyacağım, kanala koyacağım. Boş ver, yarın çekerim örgü videolarını. Çok da fazla kendimi zorlama gerek yok değil mi? Yani ucunda ölüm yok ya, boş ver. Bırak. Ama şu da kaynasın da. Dediğim gibi yukarı çıkayım, sıcak sıcak içsin. Duzunu da az koydum. O genelde yemeklerim duzsuz yapıyor. Şu aç bir şöyle kaşığımı burnuyla damlatıverdim. O kadar çok. Sen de şurada dur. Tamam. Canım benim. Tarhanı da yapayım. Yukarıyı çıkartayım, geleyim. Kahvemi de yapayım. Ondan sonra artık sana ben bedaya gelirim, tamam mı? Yani bugünlük de yine böyle olacak. Şu sıra biraz hani, hatta Emel bacım yazmış, Yıldız bacım gene her gün geliyorsun diye. Hani her akşam gelmeye başladın diye. Vallahi bilmiyorum. Şöyle bir baktım aslında istersen. Hani diyorum ki kendi kendime, acaba ne çeksem, acaba ne yapsam? Aa, bir baktım bu izlenen kanallarda zaten benden farklı bir şey yapmayalım. Yemek yaparken muhabbet ediyor, temizlik yaparken muhabbet ediyor. Ben böyle kendimi paralayayım. Acaba kanala ne koysam da zengin ol. Ne oldu kız? Ay, ıhı burada açtı. Hah, kendine gel. Altını kısayamayacak. Heh, valla böyle geçeceğim kameranın karşısına, çaça konuşacağım, konuşabildiğim kadar. Nefesim yettiği kadar, tamam mı canım benim? Bakayım böyle nereye kadar gidecek, bakarsın böyle hani ne kadar özenirsin, o kadar olmaz diyorlar ya. En çok özenmeyeceğin diyenem ben, yani bilmiyorum, işte içime de sim mi yazsın istersen bak. Vallahi böyle zengin bir içerik olsun diyorum ama ne yapayım, gayri yıldım. Sen de biliyorsun yıldığımı, ben de biliyorum. Artık böyle götüreceğim kanalı, yapacak bir şey olduğu kadar olmadığı kadar. Hep diyorum ya, Rabbim geciktirirse güzelleştiriyoruz. Ne değişiyor? En çok canım cinim yerine gelmiş değil mi? Çenem açılmış. Neyse canım benim, çorbamı çıkartayım dediğim gibi. Kahveyi yapayım. Şöyle bir kahve içeyim, kendime geleyim. Ondan sonra da veda gelirim inşallah. Kahve yapmaya şimdi mutfağa girdim de bak. Kamera tayi çıkıyor sanki değil mi? Işığı yapmayınca. Dur bak ışığı yapayım. Ay tövbe. Yo, böyle de iyi be. Şimdi çıktım ya, yanına çorbayı verdim de şey değilmiş, kalbinden rahatsızlanmamış o. Adını de gaz sıkıştırmış onu. Bey abi dün herhalde büyük ihtimal keşkek yedi. Yemiş daha doğrusu. Bir de pazı gavur dedim. Pazı dedim gaz yapmaz herhalde, benim bildiğime göre pazı gaz yapmaya. Büyük ihtimal keşkek de benim bildiğim aslında gaz yapmaz ama acaba arada başka bir şey mi yedi onu bilmiyorum. Gece de söylemeyeyim çünkü bazı böyle hani oluyor insan canı çeken falan. Çünkü dikkat ediyor şimdi yediğin içtiğine de. Acaba arada bir şey kaptırdı mı bilmiyorum. Başka hani gaz yapacak bir şey. Neyse çorbasını verdim şimdi. Ondan sonra eve geldim. Artık kahvemi yapacağım. Ayağımı uzatıp kahvemi içeceğim. İnan ki bak. Ayağımı uzatıp kahvemi içeceğim. Vercimeyi de burada ıslattım. Dur ya. Nereye kahve? İç için kahvemi. İnan kahvemi içeceğim. Dur. Sen acı şöyle gel kenara. Ben hemen böyle hiçbir şey girmeden ara ya. Daha fazla dur. Heh. Sen şuraya geç. Tamam ben kahvemi için değil mi? Aç böyle dinleneyim. Heh, geç şuraya. Sana bir şey desem bir de inanmayacağım biliyor musun? Bak ben sana dün gece şimdi hatta yukarıda da onu dedim kayınpederime, o kadar da değil dedi. Ben dün gece 1'e 5 mi ne vardı uyandım. Ondan sonra bak bunu samimiyetimle söylüyorum. Artık benim samimiyetime ne kadar inanılsın bilmiyorum. Tam böyle var ya saat 1'e ya 5 vardı ya 1'di. Baktığımda saate kalktım içtim. Ondan sonra gece de içiyorum ve kalkıp da. Ondan sonra neyse bir araba sesi duydum bak. Bizim babamın kayınpederin arabasının sesini duydum bak. Ben onu böyle telefonu elime aldım. Bir bildirim vardı, bir şey vardı. Bak telefonu elime aldım. Kayınpederimi arayacağım. Hani dedim ya, dedim kayınvalidemi arayayım ya kayınpederimi arayayım. Bak unuttum. Bak telefonda o bildirimi bir şey görünce unuttum. Yattım. Ondan sonra bak bugün oldu bak. Bugün saat kaç? Saat bak şu an az önce dedim 6. Şu anda saat 6'yı çeyrek geçiyor. Dedim ki hatta eşime. Eşim bana dedi işte 1 gibi falan dedi. Gece acile gitmişler dedi. 4'te gelmişler dedi. Eşim bana bak saat onlar gece acile gitmiş dedikleri an ben hatırladım. Gece o arabanın çalışıp gittiğini. Hatta dedim işte yukarıda bak dedim, ben dedim aslında sizin dedim duydum dedim gittiğinizi dedim, arabanın sesini dedim ama dedim onu dedim bana bugün hatta şimdi ararım diye diyemedim hani böyle bildirim gördüğümde unuttum demeyi. Ondan sonra saat mesela bugün ne saat 6 içeri geçiyor, eşim şimdi söyledi gitmişler diye benim şimdi aklıma geliyor o. Hatta dedim ki kayınpederime bak Abdullah da kaç sefer söylemişimdir yani bu sevgisini yaptıralım diye, bu unutkanlığı gelseydim o paşa. Bu unutkanlık hakikaten var ya başıma bela. Bak ta gece 1'deki olayı bugün eşim söyleyince hatırladım.
Anladın mı? Hatta Rebe'nin o kadar da değil diyor. O kadar da yaşlı mısın diye. İnan ki yaşlılığa falan bakmıyor. Abla çoğu şey unutmuyor mu? Çok. Belki bacılar onun için... Bir yerde beni unutacağım lan korkuyorum. O seni unutman gibi geliyor ama bakalım. Tamam. Ama gerçekten böyle var ya hafızam... Yani çok artık böyle bir de çoğu şey siliniyor hafızamda. Bana mesela soruyorlar diyorlar ki... işte anne diyor mesela Nevzat ya da Rüzgar bir şey hatırlatmaya çalışıyor. Yok anne diyor hakikaten hatırlamıyor musun? Yok. Hafızamdan çoğu şey siliniyor belli bir şeyden öncesi. Bu neyin nesi de ben bilmiyorum. Şöyle gidip adam akıllı bir ya check-up yaptıracağım kendime ya böyle yapacağım paşa koydum şey cezeyi. Yok yok koydum valla hallettim onun her şeysini. Tek kaynayacak koyacağız. Yani bu adam da bu dertten muzdarip her şeyi unutuyor diye bana. Yani dediğim gibi doktora gidip bunun çaresine baktırmam lazım. Hep diyorum ya zaten unutuyorum unutuyorum diye. Düşün gece 1'de olan olayı şu an bana eşim söyleyince aklıma geliyor arabanın çalıştığı. Bu kadar ama kafam da çok dolu bak. İnan ki kafam da çok dolu ondan kaynaklanıyor diyor. Neyse biraz uzun veda oldu. Artık idare edeceğiz. Sen şöyle bir bacılarıma şöyle bir selam ver bakayım. Hadi. Sağ ol paşam. Hadi görüşürüz canlarım. Kendinize dikkat edin. Hakkınızı helal edin. Bu adamın benden işi zor. İnakı ama hiç de şikayet etmeyin. Allah razı olsun. Benden işi zor ama ben de sana beraber çırpınayım Abdullah. Değil mi? Doğru. Sen kazanın diye çırpınıyor, ben harcam diye çırpınıyor. Doğru. Yok kız inan kendime hiçbir şey almıyor. Ben ha gözünden görüyor. Neyse bir alıyorsan bir poluyor. Kendine dikkat et canım. Keşke. Keşke üstünü başarsan da ev almasan. Bıktım senin için. Lütfen. Lütfen bak iplerimi laf söylettirmem. İplerimi laf ettirmem. Tamam mı canım? O benim her şeyim. İplik yok. İplik yok. Yarın alıverecek. Mayış yattı bugün yarın alıverecek. Onu alacağım. 30 tane. Evet. Ruhsar annemin yatak örtüsü var. Ruhsar annem sipariş vermişti bana. Onun yatak örtüsünü yapacağım. Yarın iplerini alacağım Allah'ın izniyle. Bakalım artık. Kendine dikkat et canım. Hakkını helal et. Benden bugünlük bu kadar olsun. Uzun bir veda oldu ama inşallah. Vallahi bak yorumlarınızı da bekliyorum. Bak videolar böyle iyi mi? Yoksa işte sana tarif mi vereyim? Ailetten böyle zengin bir içerik mi yapayım? Adam bıktı gidi ya. Baktı karın lafı bitmeyecek. Böyle zengin içerik mi yapayım yani? İşte temizlik mi yapayım? Ondan sonra yemek mi yapayım? Yoksa bu şekilde iyi mi? Bak beğeniyorsanız bu şekilde devam edeceğim. Hiç kendimi de yormam o zaman. Eğer beğenmiyorsanız bak Yıldız Hanım böyle olmuyor. Sadece mutfakta böyle çatı olmuyor dersen de artık onu da bir şekilde uydururuz yani. Tamam canım bak yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah videonun burasına kadar gelmişsindir de başın şişmeden bacağı verebilirsin. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Benden bugünlük bu kadar. Yarın inşallah tekrar görüşmek üzere diyeyim. Hepinize hayırlı geceler olsun.